yani çok talihsiz bir gün. Yani keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Çünkü hani bu onların seviyesi olabilir. Küfrederler, tehdit ederler. Yani adamı ölüm tehdidi yapıyor. Yapan kişi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Yani izah etmek mümkün değil. Nasıl izah edeceksiniz bunu ki? Neyle savunacaksınız? Adam en baştan geleyim. Şimdi 15'te bize verilen program şuydu. Daha doğrusu öğrenebildiğimiz, bize akreditasyon uygulandığı için program falan verilmiyor. 15'te Amerikan Başkan Yardımcısıyla Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi var Peninsula Oteli'nde. Biz de Ali abiyle birlikte, sen de ayet, bütün gazeteciler, yani onlarca gazeteciyiz. Hepimiz otele geldik. Doğal olarak programı izleyeceğiz. Ve bu otel lobisi gibi bir mekan. Joe Biden geldi, içeri geçti. Onlarca gazeteci gibi biz de lobide, kenarda, kafeterya bölümünde en azından hani bir kulis alabilir miyiz? Bu görüşme niye yapılıyor? Çünkü programda yoktu. Evet. Yani bu yeniden bir program çıktı ortaya. Hani onu uğraşırken Cumhurbaşkanı'nın korumalarından birisi geldi. Bana dışarı çık dedi. Dedim ki bakın, yani burada bu kadar gazeteci var. Niye beni çıkartıyorsunuz? Ben korumayla gayet medeni bir şekilde konuşurken arkadan işte bir 2 metre, 3 metre mesafede Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı danışmanlarından. Oradan durarak işte ve nezaketsiz şeyler söyleyerek, yani benim onları tekrar etme terbiyem ona da müsaade etmiyor. Söyleyerek atın bunu dışarı diye de korumalara talimat verdi. Ben dedim ki ya bakın kimi nereden atıyorsunuz? Yani burası bir otel lobisi. Ben Mustafa Varank'la konuşurken birkaç metre geriden Ali Erdoğan geldi. Cumhurbaşkanının yeğeni ve aynı zamanda korumalığını yapıyor. En yakınındaki isim. Maalesef hiç hoş olmayan ağır küfürlerle üzerime yürüdü. O ara Amerikalılar, Amerikalı koruma görevlileri ve bizim yerli korumalar araya girdiler. İşte birisi beni kolumdan çekip dışarı götürdü. Amerikalı birisi dışarı götürdü. O ara Ali Erdoğan işte üzerime doğru yürümeye ve küfretmeye devam etti. Yani hani bir insanın neden böyle küfredersiniz? Nasıl bu kadar, bu cesareti nereden buluyorsunuz anlamam mümkün değil. Benim terbiyem bunlara müsait değil, anlatamam bile. Ve o esnada işte siz de gördünüz, birileri beni ittirerek dışarı çıkardı. Ben zaten dışarıda bu hadiseyi gördükten sonra anladım durumu. Yani ne oluyor ne bitiyor ben çok fark edemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Adem Bey'i o şekilde görünce neler oluyor diye ben de oraya gittim. Ondan sonra dışarıda beklemeye başladık biz. Yani otelin dışında, diğer gazeteciler de oradaydı. Otelin dışında beklemeye başladık. Orada beklerken 3-4 kişi daha geldi. Onlar danışmanmış, ben onları da tanımıyordum. Aydın Ünal, metinleri yazan danışman ve Şenol Kazancı Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Türkiye'deyken de en yakındaki isim. Beraberler. Şimdi ondan önce hiç tanımadığım iki tane sivil geldi. Kim olduklarını bilmiyorum. Yani biraz böyle hani bizim oralarda atırsız diye bir tabir vardır. Böyle çok nezaketsiz bir tabirdir ama o tipli iki tane kişi gelip direkt omuz atarak, işte aşağıdan tekme atarak, işte gel seninle bir yerde bir görüşelim bakalım falan. Böyle ağır küfürler, hakaretler. Ben dedim bakın nezaketimi bozmadan. Bakın dedim kimsiniz bilmiyorum. Ben burada gazeteciyim ve işimi yapıyorum. Beni rahat bırakın dedim. Bunlar hala işte ittirmeye, kaktırmaya, küfretmeye devam ettiler. Ben muhatap olmamak için sırtımı döndüm. Bu sefer sırtımdan müdahaleye devam ettim. Bu hadiselerin hepsi Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelde, yukarıda Cumhurbaşkanı görüşme yaparken, bir de Biden'la görüşme yaparken oluyor. Amerika yani, Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısıyla görüşürken. Amerikalı koruma geldi. Şey, Amerikalı'nın o gizli servisten birileri geldi. Ben de tanımıyorum bu beyefendileri ve bana saldırıyorlar dedim. Yani burada ne oluyor bilmiyorum ama bana saldırıyorlar şu anda. O ara işte Aydın Ünal'la Şenol Kazancı geldi. Ben de geldim ondan sonra. İşte o sese gittim ben de ne oluyor diye. O arada ben hiç onlarla muhatap değilim. Orada bekliyorum. İçeride kaldırım. Yani dışarıda yağmur yağıyor ama yağmurun altında bekliyoruz. Sağ olsun Cumhurbaşkanı biz onu reva gördü. Yani yağmurun altında dışarıda bekleyin diye. Bekliyoruz dışarıda, tamam olabilir. Yani tercihleridir. Cadde burası sonuçta. Public, halka açık bir yer. Şenol Kazancı'yla Aydın Ünal gelip maalesef yine çok nezaketsiz, çok ağır küfürlerle hakaret ettiler, tehdit ettiler. Ben etmemeleri gerektiğini söyledim. Herkes gibi işimi yapmaya çalışıyorum dedim. Orada çok ince bir ayrıntı var. Ben bizzat Adem Bey bunları yaşarken dedim ya ne oluyor dedim. Burada durmak suç mu? Sokakta durmak suç mu dedim. Söyledikleri şey çok ilginç. Sizin varlığını suç dedi adamlar. Evet, yani adam senin varlığın suç, sana yaşam hakkı yok dedi. Yani herhalde imkan bulsa IŞİD gibi bunlar da hareket edecekler o kadar artık. Yani senin varlığın suç ve yaşaman suç diyen bir adama ne diyeceksin ki siz? Yani maalesef orada çok nezaketsiz, tatsız şeyler oldu. Ağır küfürler, hakaretler. Ben de bütün bu nezaketsiz ifadeleri size iade ediyorum ve bu konuda muhatap olmuyorum dedim ama bu tartışmalar maalesef biraz sürdü. Sonra Amerikalı gizli servisin elemanlarından birisi gelip onları otele gitmeyi, beni de oradan ayrılmaya zorladı. Tabi o ara birkaç sivil yine müdahaleler de devam ettiler. Maalesef daha sonra başbakanın yine anladığım kadarıyla tanıdığı ekibinden birisi, kim olduğunu bilmiyorum, sen de şahit oldun ona, kim olduğunu bilmiyorum ama adam gelip yüzüme ağır küfürler, hakaretler gırla devam etti. Yani maalesef Türk basını adına ve beni en çok üzen şu oldu. Tamam, ben 20 yıldır gazeteciyim,
savaşlar yaşadım, çatışmaların ortasında kaldım vesaire. Yani çok zor şartlarda çalıştığım anlar da oldu. Ama burası Amerika ve Amerika'da Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi yapılırken bizzat Cumhurbaşkanı'nın korumaları ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanları, baş danışmanları, ya bu herhangi birisi değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten insanlar bunlar. Ve bu insanlar bir gazeteciye cadde ortasında saldırabiliyor. Bundan daha önemli bir sorun var yani. Bunlar yani düşünün, Amerikan polisi nezdinde, o otel yöneticileri nezdinde aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye'yi küçük düşürüyorlar. Yani devleti sokak kavgası yapan bir unsur derekesine düşürüyor. Ama gelen korumaların davranışları zaten öyleydi. Yani bunların davranışı kendini bağlamaz sadece. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağlar. Yani herhangi bir, bırakın bir basın mensubu, herhangi bir vatandaşa böyle bir muamele yapılmaz.